İşte bu benim bebeğim. Vay Ayaz, hoş geldin. Oo Ali Usta, hoş bulduk. Nasılsın? Evet. Bak bu bebek hurdaydı. Ali Usta'yla aldık, yavaş yavaş adam etmeye başladık. Bittiğinde var ya, efsane olacak. Dinde turlayacağız değil mi? Sözüm var ha. Tabii abi söz. Sözüm sözdür, sen merak etme. Boğaz'da gezdireceğim seni. İstersen seni de gezdiririm kankacığım. Bakarız canım ya, bakarız. E hadi giyin. Giyin derken? Ustacığım, fazladan tulumun vardır senin değil mi? Var tabii. Bitireyim. Ne tulumu ya? O zaman tamire başlamak lazım. Çok yattı burada. Kontrol edelim bakalım. Ne oldu kankacığım, bir sorun mu var? Ne olacak ya, sorun falan yok. Bujiler meme yapmış da ben ona baktım. Nerede giyiniyorum? Vallahi çok yakışmış. Anneme söyle, bu senenin modası kesinlikle bu olmalı. Tulum zaten bu sene moda canım ya. Bilmiyorsan öğretelim. Asıl ben sana kaportacılığı öğreteyim. Hadi aç bakalım kaportayı. Korkma, yemez seni. Hadi aç. Ya, ya üstüme düşerse? En fazla elin kırılır. Ya! Ya bir şey olmaz, hadi aç. Gel. Aç. Evet, hazır mıyız? Hadi al bakalım. Kız olmak ne güzel bir şeymiş ya. Tamam mı kankacığım, yetti mi? Dönebilir miyiz artık? Son bir şey daha var. Ne yapacağız? Halı sahaya falan mı gideceğiz? Güzel fikir ama hayır. Geceleri akacağız. Akacağız ne ya? Sen gerçekten böyle mi konuşuyorsun kankalarınla? Ne oldu? Beğenemedin mi? Beğendim hanım.
merak etme sen. Anam mı? Ne oldu? Beğenemedin mi? Vay, işte bu benim kankam. Çak kanka. Ay, of Ayaz ya. Acıdı ya. Tek gideceğim ben, sen tek. Aa, ne oldu ya? Nereye gidiyorsun şimdi? Annem merak eder beni. Ya arayıp haber verirsen merak etmez. Ya da istersen ben arayayım. Bana kızmaz Meral teyzeciğim. Of Ayaz, of. Efendim kızım. Anneciğim ben bu akşam eve döneyim değil mi? Neden, ne oldu? Ya bu Ayaz tutturdu böyle gece dışarı çıkalım falan diye ama ben dedim annem asla izin vermez. Vermezsin değil mi anne? Yani bence izin vermemelisin çünkü biz çok geç döneriz. Ay çocuğum ben şu an çok müsait değilim. Ama eğer istiyorsan git, ne olursa olsun telefonun açık olsun, olur mu? Merak etmeyeyim seni. Ama anne bu benim telefonum şimdi kesin kapanır. Çünkü böyle hep çekmeyen yerlere gideriz biz. Tamam görüşürüz kızım, hadi öpüyorum. Git dedi ya. Öz annem resmen kovdu beni. Abartma istersen. E benim ismimi duyunca içine güvende olmuştur. O yüzden git demiştir. Kesin öyledir Ayaz'cığım ya. Kesin. Hadi yürü. Nereye gidiyorsak gidelim. Tamam kanka ya. Kızma. Allah Allah. Bakalım dur. Kankalığın en ulvi görevine geldik. Ulvi? Neymiş o görev? Kankalar birbirlerine kız ayarlarlar. Ne? Ben kız falan istemem. Sana değil zaten, bana. Ben sana kız ayarlayacağım öyle mi? Neden olmasın? Kıskanır mısın yoksa? Ne zaman kıskandım ben seni be? Hiç canım, sen kıskanır mısın? Asla. Kıskanmam tabii, bence de. O zaman? Ayıp ediyorsun kankacığım ya. Bak ben şimdi var ya, sana kral gibi bir kız ateşleyeceğim. Kankalık senin içinde. Benden söylemesi. Ya kankacığım sen rahat ol. Seç beğen, göster bana. Bende. İşte bu. Hemen bakalım. Ya baksana ayak bilekleri çok kalın. Yuh. Hakikaten yuh. Ayak bilekleri kalın ne demek ya? Seninle birlikte olacak kız Allah sabır versin. Koskoca Ayaz Dinçer'in sevgilisi olmak kolay değil. Herkes bu yükün altından kalkamaz. Kesin öyledir. Yani aynen kanka. Kusura bakmasınlar ama öyle Ayaz Dinçer'in sevgisi olmak her yiğidin harcı değil. Aynen böyle işte. Nerede kalmıştık? Bak sana 10 numara kız buldum. Nasıl? Yo,
Yok ya. Çok vücut. Sensin vücut. Ya kankacığım sen başkasın. Hey. Ben buldum birini. Kimmiş o? Nasıl? Yani... Şiş... Şey... Neyi ney? Olmaz o ya. Ha, o olmaz. Hadi git konuş. Ayarlamana kızı. Göreyim seni kanka. Kanka gibi davran. Alıştırmak için söyledik. Adın ne bakayım senin? Ece. Gel bize gece. Ne diyorsun ya? Şaka yapıyorum şaka. Telaş yapma. Ya diyorum sen gelsene bizim yanımıza. Bak kankam seni çok beğenmiş. Gerçekten kankan o mu? Ha mahallede. Ayaz oğlan. Kendi niye gelmiyor? Utangaçtır o biraz. Bir ayrılık acısı yaşamış ki sorma. Çok acı çekiyor. Adeta yaralı bir ceylan. Ay kıyamam. Tanışalım madem. Sevdin mi kankamı? Çok sevdim. Çok komik biri. Yalnız bu yaptığın kankalık raconla ters. Eğleniyorum, ne var? Ya yoluma taş koyuyorsun resmen. Gel canım. Yani Olcay Bey dedim. Yapma dedim. O da geldi. İçine düşseydin kızım. Bence de olmaz. Bence de. Ececiğim çok pardon ya. Ayaz'ı biraz çalıyorum. Çok sıkıldım hadi gidelim. Ya biraz daha dayan. Baksana kızı kıvama getirdin. Kıvama getirdin. Sen gerçekten çok tehlikeli bir adamsın. Kankalığa ne oldu? Daha ne yapayım ya? Tamam işte almadın meyvesi. Ya Ayas tamam ben pes ediyorum ya sen kazandın. Hadi gidelim ne olur. Ya yok Ece'ye ayıp olur gidemem. Öyle mi? Peki Ayas. Sen bilirsin.
Bir kankalığımız eksikti zaten. Kankacığım. Beni bırakıp gitmek ha? Hiç yakıştıramadım sana. Ya Ece'ye ayıp oldu ama şimdi. Sen niye çıktın? Bizde kızlar geçici, kankalar kalıcıdır. Hadi gel şurada oturalım biraz. Gerçekten kafa dağıttık. Yani iyi geldi böyle düşüncelerden bir süre uzak kalmak. Gerçi gece yatınca yine başlayacaklar tabii, o ayrı mesele. Bence hiç geceyi beklemeye gerek yok. Yeterince kanka olduysak artık konuşabiliriz. Hadi anlat şu Mete hikayesini. Ya gerçekten dinlemek istiyor musun? Ayaz, bana anlatabilirsin. Lütfen. Yani çok üzgünüm. Mete benim en yakın dostum. İlk defa bu kadar böyle kavga ettik. Ve kız arkadaşlar bence hiçbir zaman kavga meselesi olmamalı. Kankalığın temel kuralı budur. Kulağına küpe olsun. Sanırım biz de Mete ile bu kuralı çiğnedik. Şeyma, Mete'nin evleneceği kız Ayaz. Bence biraz fazla üstüne gitti. Bilmiyorum. Belki de çok karıştım. Ama bu raddeye geleceğini gerçekten sezemedim. Ya Mete'yi kaybetmek istemiyorum. Öykü gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. İşe gelmedi. Telefonlarımı açmıyor. Böyle işte. Neyse ya, senin de kafanı biraz ütüledim. Kusura bakma. Ya dertleşmiş olduk. Ya ben bir annemi arayayım mı? Haber veremedim ya. Merak etti kadıncağız. Tamam. Efendim Öykü? Mete, beni alabilir misin? Ne oldu, sen iyi misin? Ya iyiyim, iyiyim de... Ya ben cüzdanımı çaldırmışım da... şey, sokakta kaldım. Kimseye de ulaşamadım. Tamam, neredesin? Evet. Tamam, biliyorum orayı. Birazdan orada olurum. Hadi. Kankalık madalyası diye bir şey varsa bence onu en çok ben hak ettim. Haklısın, teşekkür ederim. Limitlerini birazcık zorladım ama sınavı geçtin. Artık resmi olarak kankam sayılırsın. Lütfen şu kankalık mevzusunu kapatabilir miyiz artık? Vallahi sen açtın. Tamam, ben açtım, ben kapatıyorum. Bitti. Öykü. Cüzdanımı çaldırdım. Sokakta kaldım ha, öyle mi? Mete, çok özür dilerim. Ya biliyorsun ben yalan söyleyemem. Ağzımdan öyle çıkıverdi. Öykü. Bakın, siz çok yakın iki arkadaşsınız. Bu küsle hep son verin. Konuşun, barışın. Hani konuşunca hallolmayacak bir şey yok ki sizin aranızda. Öyle mi? Ne kadar kolaymış her şey ya. Ne kadar toz pembe bir hayatın varmışsın. Mete. Öykü. Bak, bunlar senin boyunu aşar. Anladın mı? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Mete. Laflarına dikkat et. Bak, Öykü'yü benden eski tanıyorsun. Böyle mi konuşuyorsun çocukluk arkadaşınla? Ayaz. Sen bence sus. Seninle ben konuşmak istedim. Bak, Öykü'nün iyi niyetinden başka bir suçu yok. Ya siz niye ayrıldınız ya? Ne kadar uyuyorsunuz birbirinize? Hemen barışın bence. Sen fazla oluyorsun ama. Ya beni rahat bırakın, anlıyor musunuz? Ben konuşmak istemiyorum. Benim derdim bana yeter. Hadi.
özür dilerim. Ya sen yanlış bir şey yapmadın. Üzülme. Öykü. Mete bana kızgın. Sadece hıncını senden çıkardı. O da zor zamanlardan geçiyor. Yani söylediklerini bence fazla kafana takma. Biliyorum. Ben senin yanındayım Öykü. İyi geceler. Sana da. Anne. Ağlamışsın. Yok, bir film vardı televizyonda. Hayır, yoktu. Anne, ne oldu söyler misin? Bir şey yok kuzum, olsa söylemez miyim? Hayır, söylemezsin. Seni tanıyorum. Benim üzülmemi istemezsin. Hadi paylaş benimle. Asıl senin neyin var bakayım? Bir film vardı da. Hadi anne. Yok bir şey anneciğim. Uykum geldi, gözlerim kanlanmış herhalde, öyle mi? Yok bir şey. Tamam. Söyleme. Ama bir daha seni böyle görmek istemiyorum. Biz güçlüyüz. Anne kız gücü. Her zorluğun üstesinden geliriz. Bunu bil. Ayrıca bir daha seni bu halde görürsem söyletene kadar başının etini yerim ona göre. Canım kızım benim. Canım çocuğum benim. Hadi ben yatıyorum. Salonda bir eksiklik mi var yani, ya da fazlalık? Bilmiyorum ama bir değişiklik var. Bence senin uykun var. Hadi bakalım. Asıl bence senin uykun var. Hadi yatalım. Tamam, tamam. Ortalığı toparlayıp yatacağım. İyi geceler güzel annem. Güzel kızım benim, iyi geceler. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.